Selam Yalçın abicim, nasılsın? Oo Burakcığım, hoş geldin kardeşim. Hangi rüzgar attı seni buraya? Hoş bulduk abi. Epeydir seninle görüşmüyorduk. Hem seni göreyim hem de kız arkadaşım Selena'nın gözlerini muayene ettireyim dedim. Çok iyi ettin. Bakalım gözlerimizin durumu ne alemde. Şöyle buyurun. Sağ ol. Lazerle gözü çizerek gözlüğü tamamen bıraktırabiliyorsunuz değil mi? Valla astigmat dışında evet, o da çok basit bir operasyon zaten. Ama ilk önce gözlerimiz kaç derece bakmamız lazım. Gözlüğümüzü çıkaralım lütfen. Tamam. Şimdi size gösterdiğim harfleri okuyalım. M, S, E, H, O. Biraz daha büyütelim. Z, V, F, P, O, P, H, X, Z, O. Evet. Çok garip, siz bu zamana kadar bu gözlerle nasıl yaşayabildiğiniz hayret doğrusu. Durumunuz çok vahim. Çok mu ileri? Evet, kaç numara bozuk olduğuna bir bakalım. Şöyle oturun lütfen. Öyle mi? Tamam. Şuraya çenemizi koyalım. Şuraya. Çok garip. Çok tuhaf. Ne oldu? Aşırı mı bozuk yoksa? Hayır, tam tersi. Sapasağlam. En ufak bir bozukluk yok. İyi ama nasıl oluyor böyle? Vallahi ben de anlamadım. Doktorluk hayatımda böyle bir olayı ilk defa görüyorum. Selena, bu nasıl oluyor? Biraz önce o kocaman harfleri bile okuyamadım. Hayatım, belki ben demin tam görememişimdir veya aklım başka yerde kalmıştır, ondan olamaz mı? Belki psikolojik de benimki. Neyse, biz izninizi isteyelim Yalçın abiciğim. Tekrar sağ ol, çok teşekkürler. Rica ederim. Geçmiş olsun ama Selena Hanım'ın gözlerinin durumu çok ilginç. O zaman artık bunlara ihtiyacım kalmıyor. Aa, bak balık burcu. Orada da yazıyor zaten. Bir yükten kurtulacakmışım. Ama nasıl olur bu kadar uzaktan? Demek ki gerçekten psikolojikmiş. Tekrar sağ ol Yalçın abiciğim. Görüşürüz.